İlk beyat aldığında çok iyi hissettin. Bu doğrudur. Temizlik senden gelmiyor. Zannetme ki beyat aldım, birazcık namaz kıldım, kendimi temizledim zannetme. Temiz hissettin çünkü şey senin yükünü alıyor senden. Çünkü şey şimdi senin ve Allah'tan bağışlama diliyorsun. Hissettiğin o tatlılık duygusu yüksek bir duygu değil mi? İlk önce aşık olursun. Hoşuna giden bir şey ilk eline geçtiği zaman yeni bir ev aldın, yeni bir araba aldın. Güzel bir şey hissediyorsun ama bir zaman sonra bu da geçiyor. Bu değişmez. Bu hiçbir zaman değişmez. O ilk balayı dönemi geçti. Şimdi hatırlamalısın onu. Hayatta bunun da bir protokolü vardır. İnsanlar evliliğe gelince o yüzden evlenmek istemiyorlar. Daima yüksek duygu hissetmek istiyorlar. Çünkü ama bir şeye sen kendini adadığın zaman zorluklar, sorumluluklarla geliyor. O yalnızca o duyguyla kalamazsın. O duygunun şimdi hissetmenin gerçek olması için o hissetmeyi alıp bir şeye dönüştürmelisin. Bir çeşit gerçek hizmete dönüştürmelisin. O duygu yeterli değil. Belirli aşamalardan geçtikten sonra diyemezsin bu duygu sahtedir. Çünkü o duygu sadece bir duyguydu. Kanıtı var mı onun? Herhangi bir kanıtı. Tarikata girdin. Aşık oldun. Aa, seni çok seviyorum diyorsun. Kanıtın nerede? Her şeyin bir delili var. Peygamberliğin bile bir delili vardır. Bu bir duygu diyorsun. Sende bütün o potansiyel var. Ama bu potansiyel bir şeye doğurmalıdır, bir şey vermelidir. Çünkü bu da geçer. Bazen bu geçer, bazen senden uzaklaşır, senden bir şeyler alır götürür. Anlamak için gerçekten samimi misin sen bunda yoksa değil misin? Bizler de bir defa Allah'ın huzurundaydık. O söz verdik Rabbimize. Bize söylediğinde Rabbiniz ben değil miyim? Öylesin, sensin dedik. Rabbimize söz verdik. Zannetme ki sen kalübela dediğinde biz bunu böylesine söylüyoruz. Rabbimizin huzurundaydık biz. Allah Subhanahu Teala bizi o günü unutturdu. Allah Subhanahu Teala bize imtihan ediyor verdiğimiz o sözle. Bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. O sözümüzü imtihan etmek için o söz verdiğimiz söz bizim içimizde. Yalnızca hatırlayabilirsek, yansıtabilirsek onu hayatımıza. Allah Subhanahu Teala 124 bin peygamber gönderdi bize bunu hatırlatmak için. 104 kitap gönderdi. Sayısız dostlarını, salihleri gönderdi. Hatırlamamız için ve bizim şeyimiz de söylüyor. Allah hiçbir peygamber kitap da göndermeseydi diyor. Bize verdiği akıl yoluyla sadece Allah'a giden yolumuzu bulabilirdik diyor. Ki günümüzde insanoğlu aklı en son kullanıyor. Günümüzde insanı önce arzularını, nefislerini kullanıyorlar. Akılları nefislerine uyarsa kullanıyorlar. Ve sen diyorsan ki eğer ben keşke bu şekilde yüksek duygular hissetseydim her gün diyorsun. Sen o zaman hala çocukluk aşamasında kalmışsın. Tarikatın içinde gençlik aşkı döneminde kalmışsın. Çok genç bir anlayışla bakıyorsun. Bütün bunlar senden alınırsa ne yapacaksın? O tatlılık kalmazsa tatlı değil mi artık? Hak olduğuna inanmaz mısın o tatlılık yoksa artık gelmiyorsa?
tatlılık başka bir şeyden gelmelidir. Yalnızca bir duygu değildir. Tatmindir. Tatmin de ilmi tecrübe etmekle gelir. Sen Allah dediğinde, Allah'ı hatırladığında, Allah'ı hatırlamayı sana öğretenleri takip ettiğinde kalbine o tatmin girer. Belirli aşamaları geçtikten sonra da ben o günlere de geri dönmek istemem dersin. Çünkü o günlerde dersin benim anlayışım çok çok sığdı dersin. Yanlış, gençti. Ben o duyguyu daha çok yaşamak istedim. Tıpkı bir uyuşturucu gibi. Hiçbir şey üretmiyordum. Hiçbir şeye yardım etmiyordum. Hiçbir hizmette. O yüzden insanlar depresyona giriyorlar. Dışarı git, ahırda biraz çalış. Depresyondaysan gel seni biz ahıra göndeririz. Orada çalışırsın biraz. Depresyondaysan her gece sana bulaşık yıkattırırız. Bakalım hala depresyonda mısın? Bizim yolumuz budur. Sahibi Seyf'in yolu budur. Elhamdülillah bunun için şükrediyoruz.